Sevgili küçük yalılar, arkadaşlar. Son günlerde bizden toprak isteyişleri veya katkı isteyişleri, efendim Diyarbakır'ın petrolünden hak istiyoruz falan diye böyle bazı istekler var. Hükümetten bu konuda doğru dürüst bir açıklama göremedik. Bizim böyle bir programımız olamaz diyemiyorlar. Onun için ben burada bir şeylere sahip çıkmamız bakımından önce anayasamızın başlangıç bölümünü okuyacağım. Daha sonra da ilk 5 maddesini okuyacağım. Bu maddelere uyarak veya anlayarak kimin ne istemesi gerektiğini, aslında onlara her şeyin verildiğini, o isteyenlere, o bölücülere bizden daha fazla haklar sahibi oldu, haklara sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için bu konuda biraz sağduyu bekliyoruz toplumumuzdan. Anayasamızın başlangıç bölümünü okuyorum önce. Ki bunu da öncelikle açıklayayım. Anayasanın başlangıç bölümü değişmez maddelerin içerisindedir. Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen ve anayasa, bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğinin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı, kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin ana kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstün ve üstünlüğünün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu, hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devlet ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünün, bölünmezliğinin, Türk varlığını devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının değerli işlerini politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı. Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gerekçelerini gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürme ve maddi manevi varlığını bu yönde geliştirme ve hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu. Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlar da milli sevinç ve kederlerde milli varlığa karşı hak ve ödevlerde nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu
birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla yurtta sulh, cihanda sulh arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulundu. Fikir, inanç ve kararlarıyla anlaşılmak sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlulukla mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Bu anayasa bu haldeyken daha halen orayı istiyorum, burayı istiyorum diye demek çılgınlık. İç savaş mı istiyorlar bu insanlar? Savaş istiyorlarsa savaşırız da. Şimdi anayasanın ilk 5 maddesini okuyorum. Genel esaslar, devletin şekli. 1. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bunun ötesinde başka bir şey düşünebilir miyiz? Başkanlık vesaire, hilafet, padişahlık yok. 2. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, yani arka sayfada okuduğum temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Başka yerde başkent aramayalım. Madde 4. Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Evet, şimdi 1. ve 5. maddeye geçiyorum. Ondan sonra bu konu bölümü bitireceğim. Devletin amaç ve görevleri. Bunlar bize, bütün millete sonsuz bir şekilde veriliyor. Herkes emeği, kültürü, başarısı, mesleği oranında bunlardan her türlü nimeti alıyor. Nankörlük etmeyelim. Oradan buradan vergi istemeyelim. Devletin madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri. Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Şimdi bunu niçin okudum? İşte burada insan olarak, yurttaş olarak kendimizi yurttaş gördüğümüz sürece bu haklarla mücadele etmemiz lazım. Bunlardan kim ve neyi eksik veriyorlarsa ona mücadele etmemiz lazım. Yoksa orayı parçala, burayı böl, buradan vergi al olmaz. Benim söyleyeceklerim şimdi bu aşamada bu kadar. Teşekkür ediyorum.